Herkese merhaba, dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde Yedi İklim Türkçe A1 çalışma kitabımızın 21, 22 ve 23. sayfalarını işleyeceğiz. Hello everyone, welcome to our lesson. In this lesson, we will do the pages 21, 22 and 23 of our Yedi İklim Turkish A1 workbook. On this page, we will do answering activity. Cevaplayalım means answering. Nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Means where is he or she going? Nereye gidiyor? Okay, the first sentence. Barış okula gidiyor. Barış okula gidiyor. Means Barış is going to school. Derya, evet, burada gördüğümüz üzere park var. Bundan dolayı Derya parka gidiyor. Derya is going to park. Üçüncü cümle. Kerem'in elinde patlamış mısır var ve 2 tane bilet var. Patlamış mısır means popcorn. 2 tane bilet. 2 tickets. So we can say Kerem sinemaya gidiyor. Kerem is going to cinema. The last sentence is Elif doktora gidiyor. Elif is going to doctor. Now I will read the sentences again. Okay, the question is nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Barış okula gidiyor. Derya parka gidiyor. Kerem sinemaya gidiyor. Elif doktora gidiyor. On this page, we will do answering activity. So I will write here again. Cevaplayalım means answering or let's answer. Nereden geliyor? Means where is he, she coming from? Tao Çin'den geliyor. Tao Çin'den geliyor. Emil, evet bu Azerbaycan'ın bayrağı. Bundan dolayı Emil Azerbaycan'dan geliyor. Mirela, bu Bosna Hersek. Mirela Bosna Hersek'ten geliyor. Bu da Gürcistan'ın bayrağı. Nino Gürcistan'dan geliyor. Evet, cümleleri tekrar okuyalım. Nereden geliyor? Tao Çin'den geliyor. Emil Azerbaycan'dan geliyor. Mirela Bosna Hersek'ten geliyor. Nino Gürcistan'dan geliyor. So we have also completed this activity. 10. This page we will do marking activity. Or let's mark. İşaretleyelim. The first question. Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Means what are they doing? Ne yapıyorlar? A. Kitap okuyorlar. B. Koşuyorlar. C. Dans ediyorlar. Kitap okuyorlar means they are reading a book. They are reading a book. Koşuyorlar means they are running. Dans ediyorlar means they are dancing. So the correct answer is C. Ne yapıyorlar? Dans ediyorlar. İkinci soru. Ne yapıyorum? A. Ders çalışıyorum. B. Kahvaltı yapıyorum. C. Televizyon seyrediyorum. Ne yapıyorum means what am I doing? Ders çalışıyorum means I am studying. Kahvaltı yapıyorum. I am having breakfast. Televizyon seyrediyorum. I am watching television. So, as you can see here, the correct answer is A. Ders çalışıyorum. Ne yapıyorum? Ders çalışıyorum. Üçüncü soru. Ne yapıyor? What is she doing? A. Yazı yazıyor. B. Yemek yapıyor. C. Resim yapıyor. Yazı yazıyor means she is writing. Yemek yapıyor means she is cooking. Resim yapıyor means she is painting. So the correct answer is C. Ne yapıyor? Resim yapıyor. Son soru. Dördüncü soru. Ne yapıyorsunuz? Means what are you doing? But pay attention. Ne yapıyorsunuz? Sunuz. So this is plural. A. Ders çalışıyoruz. B. Top oynuyoruz. C. Kavga ediyoruz. Ders çalışıyoruz means we are studying. Top oynuyoruz means we are playing a ball. Kavga ediyoruz. We are fighting. So the correct answer is B. Ne yapıyorsunuz? Top oynuyoruz. On this page we will do answering activity. Cevaplayalım. Answering. The first question. Adın ne? Means what's your name? Soyadın ne? What's your surname? Nereden geliyorsun? Where are you coming from? Kaç yaşındasın? How old are you? Kaç kardeşin var? How many siblings do you have? Okay, we can write example sentences. For example, adın ne? For example, benim adım Ayşe. Soyadın ne? benim soyadım. Let me think. Okay, Akgün. Ayşe Akgün. Nereden geliyorsun? Ben İstanbul'dan geliyorum. Kaç yaşındasın? Ben 48 yaşındayım. Kaç kardeşin var? Benim kaç olsun? 4 olsun. Benim 4 kardeşim var. Evet, cümleleri hızlıca okuyalım. Birinci soru. Adın ne? Benim adım Ayşe. İkinci soru. Soyadın ne? Benim soyadım Akgün. Üçüncü soru. Nereden geliyorsun? Ben İstanbul'dan geliyorum. Dördüncü soru. Kaç yaşındasın? Ben 48 yaşındayım. Ve 5. soruya geldik. Kaç kardeşin var? Benim 4 kardeşim var. We can also say, for example, adın ne? For example, we can just say, adım let me think. Adım Murat. We don't need to say benim. For example, soyadın ne? Soyadım Akgün. Nereden geliyorsun? İstanbul'dan geliyorum. We don't need to say ben. Kaç yaşındasın? 48 yaşındayım. Kaç kardeşin var? 4 kardeşim var. So we don't need to say benim. Okay, we have also completed this activity. On this page, we will do completing activity. Tamamlayalım. Completing. So we will complete these sentences. Merhaba, benim Ali. So we should write here, benim adım Ali. Hello. My name is Ali. Ben yaşıyorum. Evet, haritaya bakıyoruz. Ankara. Ben Ankara'da yaşıyorum. I live in Ankara. Çok seviyorum. Çok seviyorum. Ankara'yı çok seviyorum. I love Ankara so much. And the last sentence. Ankara'da var. Bakıyoruz. Atakule. Ankara'da Atakule var. Okay, I will also write here for you the translation of these sentences. Merhaba, benim adım Ali. Hello, My name is Ali. Ben Ankara'da yaşıyorum. I live in Ankara. Ankara'yı çok seviyorum. I love Ankara so much. Ankara'da Atakule var. There is Atakule in Ankara. Okay. Let's look at this. Merhaba, benim Elif. So, we should write here. Benim adım Elif. Hello, my name is Elif. Ben yaşıyorum. Tekrardan haritaya bakıyoruz. İstanbul. Ben İstanbul'da yaşıyorum. I live in İstanbul. Çok seviyorum. İstanbul'u çok seviyorum. İstanbul'da var. Bakıyoruz. Ayasofya. İstanbul'da Ayasofya var. Ya da İstanbul'da Ayasofya Camisi var. Evet. Bunun çevirisinde şuraya yazmaya çalışayım. Merhaba, benim adım Elif. Hello. My name is Elif. Ben İstanbul'da yaşıyorum. I live in İstanbul. İstanbul'u çok seviyorum. I love İstanbul so much. İstanbul'da Ayasofya var. There is Ayasofya in Istanbul. Okay, you can also look at this. So these are the answers of this activity. On this page, we will do a completing activity. Tamamlayalım means completing. Nerede? Where? Now we will look at the sentences. Atatürk Caddesi Ankara'da. Atatürk Caddesi Ankara'da. Cadde, I think this is better to write here. Cadde means main route. Sokak means, for example, sokak is here, means street. So, mahalle Neighborhood. Cadde, sokak, mahalle. Atatürk Caddesi, Ankara'da. Atatürk Main Road is in Ankara. Okay, Aydın Sokak ve Eskişehir. Bundan dolayı Aydın Sokak Eskişehir'de. Aydın Sokak Eskişehir'de. Aydın Street is in Eskişehir. Kale Apartmanı ve Gül Sokak. So we can say Kale Apartmanı Gül Sokak'ta. Kale Apartmanı Gül Sokak'ta. Kale Apartment is on Gül Street. Gazi Lisesi and Gazi Mahallesi. I think there's a little bit mistake here. Not Atatürk Caddesi. This should be Gazi Lisesi. Okay. Gazi Lisesi Gazi Mahallesi'nde. Gazi High School is in Gazi neighborhood. So as you can remember, mahalle neighborhood, sokak street, cadde main road. So we have also completed this activity. Okuyalım, tamamlayalım. Okuyalım means let's read. Tamamlayalım means let's complete. So firstly, I will read this passage and then I will answer these questions for you. Actually not questions, sorry. I will complete these sentences. Merhaba, benim adım Yiğit. So I will also write it for you, the translation of the sentences. Merhaba, benim adım Yiğit. Okay. Hello. My name is Yiğit. Ben 17 yaşındayım. Lisede öğrenciyim. Ben 17 yaşındayım. I am 17 years old. Ben 17 yaşındayım. Lisede öğrenciyim. I am a student at high school. Ailem ve ben Ankara'da yaşıyoruz. My family and I are living in Ankara. Babamın adı İrfan. My father's name is İrfan. Annemin adı Filiz. My mother's name is Filiz. Benim bir kardeşim var. Benim bir kardeşim var. Means I have a sister or brother. Let me check. Onun adı Yeliz. So I have a sister. Okay. Onun adı Yeliz. Her name is Yeliz. The last sentence. O ilkokulda öğrenci. İlkokul means elementary school. So we should say she is a student in elementary school. So I will also write it for you. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite, ilkokul means elementary school. Ortaokul, secondary school, lise, high school, üniversite is university. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite. Evet, şimdi cümleleri tamamlayalım. Birinci cümle. Yiğit 17 yaşında. Bakıyoruz. Merhaba, benim adım Yiğit. Ben 17 yaşındayım. Evet, ikinci cümle. O lisede, bakıyoruz, lisede öğrenciyim. Bundan dolayı o lisede öğrenci. Üçüncü cümle. Ailesiyle Ankara'da, ailem ve ben Ankara'da yaşıyoruz. So ailesiyle Ankara'da yaşıyor. Dördüncü cümle. Yeliz ilkokulda Evet, Yeliz kimdi bakalım. Babamın adı İrfan, annemin adı Filiz. Benim bir kardeşim var, onun adı Yeliz. Evet. Kardeşinin adı Yeliz. O ilkokulda öğrenci. So, we should write Yeliz ilkokulda öğrenci. Evet, cümleleri hızlıca okuyup dersimizi bitireceğiz. Birinci cümle. Yiğit 17 yaşında. İkinci cümle. O lisede öğrenci. Üçüncü cümle. Ailesiyle Ankara'da yaşıyor. Dördüncü cümle. Yeliz ilkokulda öğrenci. Please also take note of this if you don't know. So we have also completed this activity. Our lesson is over. If you have any questions, you can write them in the comment section. See you in our next lesson.